Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersü sabi'u ve selasune min suretil ahzab. Doğru mu? Sabi'un müdür? Bugün Nesefi tefsirinin Ahzab suresinin 37. dersini 72. ayetinden itibaren okuyoruz. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fe'abeyna en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha al-insanu innehu kana zalumen cehula. 72. ayet budur. Ayetin zahiri manası, biz emaneti semavatlara, arda, dağlara, bu kadar büyük mahlukatlara arz ettik. فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا. Emaneti hamle etmekten bunlar ne ettiler? Ne oldular? Kabul etmediler. وَاَشْفَقْنَا مِنَا. Emanetten korktular. Ama وَحَمَّلَهَا الْاِنْسَانُ. İnsan onu neydi? Hamleti üstlendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Emaneti kabul etmeyle büyük bir zulüm yapmış nefsine, büyük bir cahillik yapmış. Şimdi ne demek emaneti semavata, arda, cibale arz etti? Ne demek? Ve huve yüce Allah yuridu bil emaneti. Emanette neyi irade ediyor? Etta'ate lillahi. Biz Allah'a taat etmeyi semavat, ard, cibarlara arz ettik. Peki فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا. Onlar emaneti haml etmekten men oldular. Hamilden murad ne demek? Yani sırtına alıp taşımak mı diye. Yüce Allah hamilden neyi irade ediyor? وَبِحَمْلِ الْاَمَانَةِ. Yani yuridu بِحَمْلِ الْاَمَانَةِ. O bir hamli emanet üzerine, bil emaneti üzerine atıftır. Yürüdü bi hamlil emaneti, hamlul emanetle neyi irade ediyor? El emanet. El hıyanete, hıyaneti irade ediyor. Mana nasıl oluyor? Bunlar hıyanet etmekten men oldular. Ya hamil, hıyanet manasına gelir mi burada? Yüce Allah emanetten hıyaneti hamletmiş diyoruz. Onu ispat ediyor şimdi. Yukalu fulanun hamilul emaneti. O da olur. Veya hamilun lil emaneti. Tenvinli, lamli iki nüshedir. Hatta keşafta Allah-u Alem lil emanetidir. Fulan kes emanetin neydir? Hamilidir. Ve muhtemilun leha. Emanetin muhtemilidir. Ne demek falan kes emanetin hamili muhtemili? Ey la yueddiha ila sahibiha. Emaneti sahibine ne etmiyor? Eda etmiyor. Ha. O zaman emanetin hamilidir ne demek? Emanetin hainidir. Emanette hıyanet. Ey la yueddiha ila sahibiha. Sahibine eda etmiyor ki hatta tezule an zimmetihi. Hatta ki o emanet onun zimmetinden düşsün, zail olsun. Oldu. Biri derse tamam, haml emanet manasına gelir. Ama hamlın, burada hamlden hıyanet alıyoruz. Hamlın hakiki manası yüklemektir. Bir şeye binmektir, bir şeye yük atmaktır. Bu manada olan hamli getirip de hıyanete kullanıyoruz. Bu münasebet var mı? Diyor, evet. Ke enneha izil emanetu emanet ke enneha rakibetun lil mu'temeni aleyha. Emanet üzerine mu'tem, yani güvenilen emanet kime verilir? Emanet üzerine mu'tem olana verilir. İzil emanetu emanet
كَأَنَّهَا رَاكِبَةٌ لِلْمُؤْتَمَنِ عَلَيْهَا Emanet, mu'temenu aleyhaya sanki binmiş. Emanet, kim emanet üzerine güvenilir ise, güvenilmiş ise sanki emanet onun neyidir? Rakibidir. وَهُوَ حَامِلُهَا O da emanetin neyidir? Hamilidir. كَأَنَّهَا رَاكِبَةٌ لِلْمُؤْتَمَنِ عَلَيْهَا وَهُوَ حَامِلُهَا Sanki emanet mu'temenu aleyhaya binmiş, o da emanetin neydi? Hamilidir. Ama münasebet var demek. Ve lihaza, emanet sanki mu'temenu aleyha hamildir, rakibdir, o da sanki onunla hamilidir. Bundan dolayı yukarı denilir, rakibethu duyunu. Borçlar filan kese binmiş. Ne demek binmiş? Yani onları eda etmek zorundadır. Borçları sahibine ödemek mecburiyetindedir. وَلِيَ عَلَيْهِ حَقٌ Benim için filan kesin üzerinde hak var. Yani üzerinde de demek, yani vacip edası gerekli bir ne var? Bir hakkım. Feyza edda, eda ederse o kişi ha o düğünleri lem tebka rakibeten lehu artık o düğünler onun rakibi değildir. Ve la huve hamilen laha o da düğünlerin hamili kalmış oluyor. Bildiniz değil mi? Düğünlerin hamili kalmış olmuyor. Anlaşıldı değil mi? Bitti. Demek ki وَهُوَ يُرِيدُ بِالْاَمَانَةِ طَاعَةَ لِلّٰهِ وَبِحَمْلِ الْاَمَانَةِ الْخِيَانَةَ يُقَالُ فُلَانٌ حَامِلٌ لِلْاَمَانَةِ وَمُحْتَمِلٌ لَهَا اَيْ لَا يُؤَدِّيهَا اِلَى صَاحِبِهَا حَتَّى تَزُولَ عَنْ زِمَّتِهِ اِذِ الْاَمَانَةُ كَأَنَّهَا رَاكِبَةٌ لِلْمُؤْتَمَنِ عَلَيْهَا وَحَامِلُهَا وَلِهَذَا يُقَالُ رَكِبَتْهُ الدُّيُونُ رَكِبَ يَرْكَبُ عَلِمَ يَعْلَمُ babındandır. وَلِيَعْلِهِ حَقٌ فَاِذَا اَدَّهَا لَمْ تَبْقَ رَاكِبَةً لَهُ وَلَهُ حَامِلًا لَهَا Peki ne demek bu manaya göre? Biz emaneti semavat arz ciballara arz ettik. Onlar hıyanet yapmaktan vazgeçtiler. Ne demek? Yani اَنَّ هَذِهِ الْاَجْرَامِ Bu ecramlar, bu cisimler, bunlar nedir? مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ Bunlar قَدِنْ قَادَتْ بِاَمْرِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın emrine itaat ettiler. Ama nasıl itaat ettiler? Akılları yok, idrakları yok. اِنْقِيَادَ مِسْلِهَا kendilerinin inkiyadı gibi, kendilerinin benzerlerinin inkiyadı neyse, Allah bir taşa yuvarlan dediyse, o taş yuvarlandı mı, Allah'ın emri yerine geldi mi, itaat etti denilir. Yani kendi mislinin inkiyadı gibi inkiyad ettiler. Yani nehazil ecramel ecrame, mine semavati vel ardi vel cibali, görünen mahlukatların en büyükleri, قَدْ اِنْقَادَتْ بِاَمْرِ اللّٰهِ اِنْقِيَادَ مِسْلَى Kendi mislinin inkiyadıyla inkiyad ettiler. Oldu mu olmadı? وَهُوَ اِنْقِيَادُ مِسْلِهَا Nedir? Hani kendi mislinin inkiyadıyla inkiyad ettiler. İtaatıyla itaat ettiler. Ne demek? وَهُوَ اِنْقِيَادُ مِسْلِ مَا يَتَّعَتَّ مِنَ الْجَمَادَاتِ minel cemadati, cemadlardan sadır olan fiil demektir. Yani cemadlardan ne sadır oluyorsa bunlar da o sadır oldu. Ve ataat hani inkadet bi emrillah ve ataat itaat ettiler lehu Allah'a ataat elleti teliku biha kendilerine layık olan taatla itaat ettiler.
Hangi taat bunlardan sahih layıksa o taatla itaat ettiler. Hakikaten ettiler mi? Harbi zahire göre febeynen yahmilnaha. Zahire göre men oldular. O da diyor itaat ettiler. Evet haysullem temteni ala meşiyetihi ve iradetihi. Haysullem temteni ala meşiyetihi ve iradetihi. İcaden ve tekvinen ve tesviyeten ala hiyatin muhtelifetin ve eşkalin mutenevviatin kemakale. Bak nasıl layık oldular, itaat ettiler. Haysulem lem temteni ala meşiyeti. Allah'ın meşiyeti neyse kabul ettiler. Allah'ın meşiyeti üzerine itaat imtina etmediler. Ve iradeti, Allah'ın iradesi neyse Allah semavati, ardi, cibali, bunlardan ne irade ettiyse o irade üzerine oluştular, oldular, mümteni olmadılar. İcaden, icad yönüyle Allah bunlara olun oldular. Ve tekvinen, o da icaddir. Oluş itibariyle itaat ettiler. Ve tesviyeten ala heyatin muhtelifetin. Yehdikumullah ve yuslihu balekum. Ve tesviyeten ala heyatin muhtelifetin. Muhtelif heyatlar üzerine müstevi, düzgün, uygun bir şekilde olmaları. Ve eşkalin mutenevviatin. Çeşitli çeşitli envalar üzerine olmalarıdır. Allah bunlardan icat yönüyle, tesviyet, heyat-ı muhtelifenin tesviyeti yönüyle, eşkale mutenevvianın tesviyeti yönüyle, Yüce Allah bunlardan ne irade ediyse o şekil oldular. Allah'a itaat ettiler budur. Allah dağ dedi, sert ol, kayalı ol, yüksek ol, geniş ol, o şekil oldu. Örnek, Allah emretti, best, mebsut ol, insanların, mahlukatlarını yaşayabileceği şekilde ol, topraklı ol, suları akıt, oldu. Semavata şemse ol bu kainatın üzerine, o şekil oldu. Yani bunlar Allah'a itaat ettiler. Ne demek? Allah'ın meşiyeti, iradesi üzerine oluverdi. Ya bunların itaatinden murad Allah'ın istediği şekil olmalarıdır. O şekil mani ediyoruz. Bunun delili var mı? Evet. Fussilet suresinin 11. ayetinde Kemakale Yüce Allah orada demiş. Ne demiş? Sümmesteva ile semai. Semaya doğru yönlendi. Vehye duhanu. Sema neydi? Duhandı. Fakalı laha velil ardi semavata arda dedi ki itiyar gelin tav'an evken ister isteyerek gelin ister istemeyerek gelin yani geleceksin galeta onlar dediler eteyna da'i'in biz kerhen değil da'i olarak geliriz bak burada ne var getirdi ki semavat ardın kendisine uygun itaatleri var. Kema kâle ve ehbere. Kema kâle ve ehbere. Yüce Allah ne etti? İhbar etti. Ne dedi? Enne şemse vel kamere vel nücume vel cibale vel şecere vel devabe. Dedi bunlar yescudani lillahi. Bunlar Hac suresinin 18. ayetine geçiyorlar. Dedi bunlar Allah'a secde ediyorlar. Hangi secde? Kendi misillerine layık olan secde ediyorlar. Oldum. Ve inne minel hicareti inne de ve ennesin ki nedir? Ufakla etkilenmiş. İnne minel لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَتِهِ وَاَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ يَوْمُ Yok, o yok. Ne var? وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَتِ اللّٰهِ Hicaret daha iyi. Çünkü hicaret geçmedi. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ Yani Allah bundan da haber verdi.
لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشِيَةِ تِلَّا. Hani ثُمَّ قَسَّتْ قُلُوبُكُمْ فَاكَ الْحِجَارَةِ وَشَّدُّ قَسْوًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرْ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ. Bak Allah bundan da haber vermiş. وَأَنَّ أُرْسَدِ daha iyi olur. وَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ. Allah Allah, o hemze yanlıştı. Allah-u Zülcelal haber verdi, ne dedi? Dedi hicaretlerdendir, taşlarındandır. Ne? Yani taşların bir kısmı لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Allah'ın haşyetiyle ne oluyor? Dağlardan derelere, uçurumlara ne yapıyor? Nazır oluyor, kayıyor, gidiyor. Oldu. وَاَمَّ الْاِنْسَانُ. Ama insana gelince فَلَمْ تَكُنْ حَالُهُ فِي مَا يَسِّحُ مِنْهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَيَلِقُ بِهِ مِنَ الْاِنْقَادِ لِأَوَامِرِ لَوَ النَّوَاهِيهِ وَهُوَ حَيْوَانٌ عَقْلٌ صَالِحٌ لِلْتَكْلِيفِ. وَاَمَّ الْاِنْسَانُ فَلَمْ تَكُنْ حَالُهُ. İnsanın hali olmadı. İnsan ne olmadı? Hali olmadı. Ne konuda olmadı? فِمَا يَسْتِحُمْ مِنُ. Bak dağlardan, cibarlardan, semavatlardan sahih olan şeyi yaptılar. Ama insanın hali olmadı. Hangi konuda? Kendisinden sahih olan taat konusunda. وَيَلِقُ بِهِ مِنَ الْاِنْقِيَادِ وَيَلِقُ بِهِ مِنَ kendisine layık olan inkiyad, itaat itibariyle hali olmadı. مِنَ الْاِنْقِيَادِ لِاَوَامِرِ اللّٰهِ وَنَوَاهِهِ. Allah'ın evamir nevahilere inkiyad etme itibariyle, Allah'ın evamir nevahilere inkiyat etme yönüyle insanın hali olmadı. Hali olmadı. Hal ve huve hayvanun aklun. Hayvana akıl olduğu halde hali olmadı. Salihli teklifi teklife salih olduğu halde hali olmadı. Hali ne olmadı? Ve emmel insanu felem tekun halu fi ma yasihu minhu min taati ve yaliqu bi min al-inqadi wa min la nawahihi. Hal ve huve hayvanun aklun salihli teklifi. Hali olmadı misal hali tilkel cemadati. Bu cemadatların hali gibi olmadı. Fima yesihum mina. Onlardan sahih olan şey konusunda onlar gibi olmadı. Onlar kendilerinden sahih olan şeyi yaptılar. Kendilerinden sahih olan taati yaptılar. Ama insan hayvana akıl olmasına rağmen kendisinden sahih olanı yapmadı. وَيَلِيقُ بِهَا. Onlar kendilerine layık olanı yaptılar. İnsan hayvanın atık olduğu halde layık olanı yapmadı. Onlara layık olan neydi onlar yaptılar? مِنَ الْاِنْقِيَادِ وَعَدَمِ الْاِمْتِنَاءِ وَحَازَ مَعْنَا قَوْلِهِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا. Bunlar emanete hıyanet etmekten men oldular. Ne demek? Ey ebeynel hıyanete fiha. Emanette fiha emanet gidiyor. Emanete hıyanet yapmaktan men oldular. Ve ella yuaddi neha. Emaneti eda etmeme konusunda men oldular. Hıyanet etmek, eda etmeme yönüyle hıyanetten men oldular. Ve eşfakna minha. Onlar emanetten korktular. Ne demek ve eşfakna minha? Ve hifna minel hıyaneti fiha. Emanette hıyanet yapmaktan korktular. Ama ve hamelehel insanu. İnsan neydi? Hamleti. Ne demek insan emaneti hamleti? Ey hane fiha. İnsan emanete hıyanet etti. Ve eba men oldu illa en yekune muhtemilen la. Ve eba en la yüddiha.
ve ebba benimki daha iyi. Ve ebba insan men olduğum illa bundan men olmadı. En la yakuna muhtemilen la. En yakuna muhtemilen la. Men oldu her şeyden bundan men olmadı. Yani illa ne demek? İlla onu muhtemil olur. En illa yüeddiha. Yani insan men oldu illa ondan hıyanet yapacak, onu ede etmeyecek. Hani diyor ya, her şeyden men oldu bundan men olmadı. Ve eba insan men oldu. Yani ve eba min kulli şeyin illa en yakuna muhtemilen lil emaneti. Muhtemil demek ne demek? Yani onun haini olacak. La yüeddiha ne demek? En yakuna muhtemilen la yüeddiha. İnsan men oldu illa onu yapacak. Onu yerine getirmeyecek. Her şeyden men oldu. Bundan ne olmadı? Men olmadı. Oldu. Bu nüsha daha güzel. Ve eba illa en yekune muhtemilen laha la yüeddiha. İnnehu kâne zalûmen ve hamelehel insanu. Yok. İnnehu kâne zalûmen. İnsan zalûm. Mübalağa sırası. Çok zalim. Kime zulmetmiş? Nefsine. Niye zalimdir? Niye nefsine çok zulmetmiş? لِكَوْنْهِ تَارِكَ لِيَدَاءِ الْاَمَانَةِ Emanetin edasının tarik olmuş. Emaneti yerine getirmemiş. Cehulen çok cahildir. Niye? لِيَخْطَائِهِ مَا يُسْعِدُهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ لِيَخْتَائِهِ Hata yapmış insan. Neyi hata yapmış? Yani yerine getirmemiş. Yanlış istimal etmiş. مَا اُشَيْكِ يُسْعِدُهُ Onu sa'id kılan şeyi yanlış yapmış. O belki yapamamış, gücü yetmemiş. Hayır. مَا تَمَكُّنِهِ مِنْهُ Onu yapabildiği halde Allah'a itaat edebilirdi. Allah'ın evamirleri, nevahileri yerine getirebilirdi. Yerine getirmeme imkanı olmasıyla beraber onu sa'id kılan şeyi ihta etmiş, yanlış yapmış. O da nedir? وَهُوَ اَدَاءُهَا O emaneti eda etmekti. Eda etmek onu sa'id kılardı. Ama eda edebildiği halde gerektiği şekliyle yerine getirmemiş, onda hata yapmış. İşte bu cahuldür. Cahul olmasaydı bunu yapmazdı. Kale Zeccac, Zeccac'ın da 4 yıllık tefsiri var, bizim kütüphanede var, bakın. Ya'rabul Kur'an, Ma'anil Kur'ani ve Ya'rabuhu Allah'ın ismi 4 yıldır. قال الزجاج الكافر والمنافق كافر منافق حمل الأمانة أمانتي حمل etmişler. Ne demek حمل etmişler? Ey hana emanete hıyanet yapmışlar. فلم يطيعَ itaat etmemişler. وَمَنْ اَطَاءَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ Enbiyalardan, müminlerden kim itaat etmiş ise فَلَا يُقَالُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Ona zalum ve cehul denilmez. Zeccac öyle demiş. Bu zalum ve cehul kafir ve münafıklar içindir. Onlar emanete hıyanet yapmışlar. İtaat etmemişler. Bunlar cehul zalim cehuldürler. Ama müminler ne değil? Zalim cehul değiller. Taksiratları olsa, bazı aksamaları olsa dahi zalim cehul. Zalim olabilirler, cahil olabilirler. Ama zalim cehul bu kafir münafıklar içindir. Zeccac öyle diyor. Şimdi bu ayetin manası bak ne güzel ortaya çıktı. Yüce Allah semavatlara, arde, cibale nasıl bir itaati, onlara layık itaat ne ise, nasıl istemiş ise onları yerine getirmişler.
Ama insana gelince insan taati yapmamayla hıyanet etmiş. Allah'ın emrini yerine getirmemeyle hıyanet etmiş. Bu hıyanet etmeyle nefsine zulüm yapmış ve yanlışlık yapmış. Bu bir mana. وَقِيلَ مَعْنَ الْآيَةِ Ayetin manası budur. اَنَّمَا كُلِّفَهُ الْاِنْسَانُ O şey ki insan onunla mükellef kılınmış. اَنَّمَا كُلِّفَهُ الْاِنْسَانُ O şey ki insan onunla ne yapılmış? Mükellef kılınmış. بَلَغَ مِنْ عِزَمِهِ O büyüklüğü itibariyle ulaşmış. Neye ulaşmış? Bakın, اَنَّمَا كُلِّفَهُ الْاِنْسَانُ İnsana teklif edilen şey, belaga ulaşmış, min izzemihi, büyüklüğü itibariyle ulaşmış. Neye ulaşmış? اَنَّهُ عُرِدَ O ma kullife, o kadar, yani insana teklif edilen şey, o kadar büyük bir şey ki, o kadar, yani izzemi itibariyle öyle ulaşmış, ne ulaşmış buna? Ennehu urida ala azami ma halakallahu minel ecrami. Allah'ın yaratmış olduğu en büyük cirmlere, cisimlere sunulmuş. Ve akvahu. O ma halakanın en akvası, en güçlüsü üzerine ne yapılmış? Arz edilmiş. فَأَبَا o مَا خَلَقَ مَنْ olmuş حَمْلَهُ Onun hamlinden men olmuş. Onu kabul etmekten men olmuş. وَأَشْفَقَ مِنْهُ Korkmuş. Demiş ben bunu yerine getiremem. Sorumluluğunu yerine getiremem. Kabul etmemiş. اَمَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ عَلَى الدَّافِي İnsan bu teklifleri kabul etmiş zayıflığıyla beraber. İşte İnsanın bu ma kullife huyu kabul etmeyle kâne zalûmen cehûlâ. Niye? Heysu hammelel emanete. Emanet nedir? Ma kullife bihidir. Onu hamletmiş. Sümmellem yefî biha. Sonra da onu yerine getirmemiş. Ve dammenaha. Ona damın olmuş. Ve dammenaha değil mi? Şeyde var mısın ki? Varsın. O zaman ve dammenaha yani sare daminen laha onların damini olmuş. Sümme khane bi damanihi fiha. Onlarda damın olmayla hıyanet etmiş. Peki bu mana nasıl ayeti bu şekil mana etmek? Ve kile manel ayeti enne ma kullifehul insanu belaga min izemhi ennehu urida ala a'zami ma halakallahu minel ecrami ve akvahu fe eba hamlehu ve eşveqa minhum وَحَمَّلَهَا الْاِنْسَانُ عَلَى ضَعْفِهِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا حَيْسُ حَمَّلَ الْاَمَانَةَ سُمَّ لَمْ يَفِي بِهَا وَضَمَّنَهَا سُمَّ خَانَ بِضَمَانِهِ فِيهَا وَالنَّحُ هَذَا Öyle değil mi? Diyor, وَالنَّحُ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ كَسِيرُ Yani bunun benzeri kelamlar çoktur. Ne de fi lisan-ı Arabi. Arapların dilinde bu şekil çok konuşulur. Yani insana teklif edilen şey insanın gerisi gücü olduğu halde kabul etmedi, insan kabul etti. Yani ne demek? Bu demek insan büyük bir yükümlülük altına girmiş. وَمَا جَا كَسِنْ فِي لِسَالِ الْعَرَبِي وَمَا جَا الْقُرْآنُ اِلَّا Bak Araplerin dilinde bu çoktur. Ve maca'al Kur'an ila ala esalibihim. Kur'an da onların üslubları üzerine gelmiş. Farklı bir üsluba gelmemiş. Min zalike kavlum bakın onların o üslubundandır onların kavlu. Yani min zalike bundandır bu üslubdandır kavluhum. Lev qila li şahmi eğer şahme denilse eyne tezebu. Yani insandaki yağ oluşması, etlenmesi, o şahme, o yağa denilse nereye gidiyorsun?
Lakala diyecek ki Usevvil ivece. Eğriliği ne ediyorum? Eğriliği düzeltiyorum. Şimdi insan zayıf olsa, kemik olsa kaburgaları eğri olur. Kalçaları eğri olur. Mefselleri çukurli olur. Ama etli olursa o çukurlar dolar, düzgün olur. Eğer ete denirse nereye gidiyorsun? Ben eğriliği düzeltiyorum. Halbuki yani şahme böyle bir soru sorulmaz. Böyle bir cevap da vermez. Ama ne demek? Gaye huzarlık yani zayıflık nasıl kubhi oluşturuyor ise şahmda neyi oluşturuyor? Tesviyeliği oluşturuyor, güzelliği oluşturuyor. Sanki sorursa böyle cevap verir. Yani sorursa böyle cevap verir. Gaye bu onun şenidir. Onun şeni, ona layık olan nedir? Eğrileri düzeltmek, doldurmaktır. Sanki ona böyle soru sorulmuş, o da böyle cevap vermiş. Burada da dağlara, semavatlara, bunlara bu teklif ne olmamış? Verilmemiş. Böyle bir teklifin altına girmemişler. Sanki Yüce Allah onlara sormuş, bu teklifi size vereyim, bu yükümlülüğü size vereyim. Onlar da kabul etmekten men olmuşlar, kabul etmemişler. Halbuki öyle bir sual da yok çünkü mükellef değiller. Akılları yok. Onlar da böyle zahiri, bizim bildiğimiz men ile men olmamışlar. Gaye onların şeni bu emaneti kabul etmemek, sorumlu olmamak. Yani bu Araplerin uslubu üzere gelmiş. وَلَّامُ ف۪ي Yani 73. ayetteki لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Bu لِيُعَذِّبَدَكِ اللّٰهُ وَلَّامُ ف۪ي لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Bu lam لِتَعْلِيلِ تَعْلِيلِ için. Niye talil içindir? Mabadi makabla illet oluyor mu? Hatta bu lam talil için olsun. Evet. لِأَنَّ تَعْزِبَ هُنَا نَزِيرُ تَعْدِبِ فِي قَوْلِكَ دَرَبْتُهُ لِتَعْدِبِ Niçin vurdum? Tedib için. Öyle değil mi? Pek burada da niye insan bunu hamletmiş? Ta ki Allah münafıkları, münafıkatları, müşrikleri, müşrikatları cezalandırsın. O zaman bir tedibdeki lam nasıl talili ise buradaki lam da talili içindir. وَلَا تَقِفْ عَلَى جَهُولًا وَلَا تَقِفْ نَهْ de olabilir, نَهْ de. Yani فَلَا تَقِفْ öyleyse sen durmuyorsun. عَلَى جَهُولًا artık cehula üzerine vakıf yapmıyorsun. Veyahut da فَلَا تَقِفْ عَلَى جَهُولًا cehul üzerine ne etme? Durma. وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Allah mümin ve müminatların tevbesini kabul eder. وَقَرَأَ الْاَعْمَشُ وَيَتُوبُ اللّٰهُ بِالرَّفْعِ Bine bir ref'i. Niye A'meş ve yetubullahu bir rafi okumuş? Diğerlerden ne okumuşlar? Nesbe okumuşlar. Li yüc alel. Şimdi nesbe olursa bu ikinci illet olur. Ne olur? İkinci illet olur. Li yu'adziballahu'l münafikine ve li yetubellahu alel mu'minine vel mu'minati. Oldu mu olmadı? Ama a'meş ve yetubullahu bir raf'i okumuş. Niye? Liyec'alel illete kasiret ala fi'l hamli. Liyec'alel illetu da olur. Liyec'ale tayyik kılsın a'meş. El illete buradaki illet kasireten ala fi'l hamli. Şimdi bak illet لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ مُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اِلَّتْ
münafık, münafıkat, müşrik, müşrikatların tazibidir. O zaman buradaki illet ne oldu? İllet o hıyanet eden. Buradaki hıyaneti yapan kimdir? Münafıkîn, münafıkat. Müşrikîn, müşrikattır. O zaman illet de bunların hıyanetidir. İllet bunların hıyanetine hasret edilmiş. لِيُّجْ عَلَى الْاِلَّتُ قَاسِدَ عَلَى الْفِيَلِ الْحَامِلِ O rafı okuyor. لِيُّجْ عَلَى الْاِلَّتُ قَاسِدَ عَلَى الْفِيَلِ الْمُتَيْهِ وَيُبْتَدَأَ Yahut da لِيَجْ عَلَى الْاِلَّتَ قَاسِدَ عَلَى الْفِيَلِ الْحَامِلِ وَيَبْتَدِئَ وَيَتُوبُ اللّٰهُ Yani gaye لِيُعَذِبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقُ وَالْمُنَافِقَةِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَانِ Bunu illet yapsın. O zaman illet bu münafık, müşriklerin fiili oldu. Ve yetubullahu ile iptida etsin. Yani bu iptidai bir cümle olur. Bunun illeti nedir? Yu'adziballahu münafikine vel münafikati vel müşrikine vel müşrikati. İllet budur, bitti. Ve yetubullahu bu iptidai olur. Ahmeş bu şekil yapmayı düşünerek ve yetubu merfu olmuş. Peki meşhur kıraate göre ve yetûbe Allahu hani yu'azbe üzerine matuf diye oradaki lan bunun üzerine de gelir diye onun manası nasıl olur ve manel meşhureti yani ve manel kıraetil meşhureti meşhur kıraetin manası budur li yu'azbe Allahu hamilen emaneti emanete hıyanet yapanları cezalandırsın Öyle değil mi? Bu hamilin fiilinin illetidir. Ve yu'adzibe Allah hamilin emaneti bu birincidir, matuf aleyhidir. Ve yetube ala gayrihi mimmen lem yahmilha o emaneti hamil etmeyen emanete hıyanet yapmayanın tevbelerini kabul etsin. O da nedir? Müminine vel müminattir. Demek ki illet iki tanedir. Yüce Allah bunu böyle yapmayla hıyanetin hamilini azablandırsın. Hamili, haini, hıyaneti yapmayanı da tevbesini kabul etsin. İkisi nedir? İllettir. Oldu mu? Biri derse bu nasıl illet olur? Yani müminlerin tevbesini kabul etmek bu nasıl illet olur? Bakın فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَا الْاِنْسَانِ حَمْلَتِي Niye insan hamletti? لِيُعَزِبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقُونَ الْمَفْقَاتِ Tamam bu illet olur. وَالْمُشْرِكِنَا وَالْمُشْرِكَاتِ Bunları da cezalandırmak illettir. Ama وَيَتُوبَ nasıl حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ illeti olur? Bak insan onu hamletmiş, yanlış yapmış, ona ceza verilir. Hamleti için Allah ne ediyor? Münafıkîn, münafıkatlar, müşrikîn, müşrikatları cezalandırır. Ama hamle ettiği için Allah mümin müminatları tevbesini kabul ediyor. Bu pek uygun değil. Yani insan bunu hamle etmeyle niye insan bunu hamle etmiş? Ta ki tevbesini kabul etsin. Zahire göre illet olmaz. Şimdi getirecek illet olur. Şimdi لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Bu hamlenin illeti midir? Evet. İnsanın hamlının cezası mı? Evet. Peki ve yetûbe Allahu bu nasıl illet olur? Bu da illet olur. Şimdi diyecek ki bir insanın düşmanını sevindirmek ona ceza olmuyor mu? Oluyor. İnsan onu hamlettiği için Yüce Allah mümin müminatların tevbelerini ne ediyor? Hıyanet etmenin tevbelerini kabul ediyor. Bu neyin cezasıdır? Bu onların insanın emaneti hamil etmesinin cezasıdır. Ya nasıl ceza olur? Tabi münafıklar, müşrikler cezalanırken bu direktmen cezadır. Ama bu diğer taraftan mümin müminatlar mükafatlandırılırken, tevbeleri kabul edilirken bu da onlara ikinci bir nedir? Asaptır. Bakın onu söylüyor şimdi. لِأَنَّهُ اِذَا تِيبَ عَلَى الْوَافِي
vefa eden, ahdini yerine getirenlerin tevbesi kabul edilince, tibe yani kubile tevbetu. İza tibe bi'e binayi meşhur. Lianne ba'aye bi'ubnun binayi meşhurudur. Liannehu iza tibe alel vafi. Vafinin tevbesi kabul edilince, tibe yani kubile tevbetul vafi. Kâne nev'en min azabil gâdiri. Gâdir yapan, hile yapan, emaneti yerine getirmeyenin bir çeşit neyi olur? Azabı olur. O da bu da makabül gibi azabdır. Ve amme hamelehel insanının illetidir. Ve lamu fi kavlihi li yu'azziballahu l-munafiqine vel-munafiqati vel-müşrikine vel-müşrikati li talili ev lil-akibeti. Ya buradaki lam talil için değil. Niçindir? Akibet içindir. Ey hamelehel insan. İnsan ne etti? Emaneti hamel etti. Emir neye döndü? Fe'alel emru yani ferracel emru emir döndü. Akibet oluştu. Rücu etti. Ne rücu etti? İlla tazibil eşkıyayı ve kabulü tevbeti suadayı. Yani insan emaneti hamel etti. Akibet ne oldu? Akibet eşkıya şakillerin tazibine emir döndü. Suadaların, saidlerin, tevbelerin kabuluna emir döndü. Ve kâne Allahu gafuren li taibin. Yüce Allah tevbe edenlerin gafurudur, affedicisidir. Rahimen bi ibadihil mu'minine. Mumin ibadlarına karşı da çok çok nedir? Merhametlidir. Bugünkü ders biraz fazla oldu ama iki ders olamadığı için mecbur bir ders yaptık. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.